dinemesini bilenin söyleyeceği de odur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya Amerika Birleşik Devletleri'nde Monsanto firmasının ürettiği tarım ilacı glifosata karşı dava açanların sayısı 9 bine yükseldi. Dönem raporunu açıklayan Tekel'in yeni sahibi Alman Bayer firmasına göre davacı sayısı 8700. Bayer Tekel'i davacı sayısının artabileceğinden hareket ediyor. Davacılar glifosatla temas kurdukları için hasta olduklarını belirtti. Ağustos ayı ortasında bir Amerika Birleşik Devletleri Mahkemesi Monsanto'yu kanser hastası bir adama yaklaşık olarak 290 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etmişti. Resmi istatistiklere göre Almanya'da bir Alman ve bir yabancıdan oluşan çiftlerin sayısı son 20 yılda iki kattan fazla arttı. Almanya İstatistik Kurumu'nun salı günü açıkladığı verilere göre 2017 yılında Almanya'da hayat arkadaşlarından biri yabancı pasaporta sahip olan yaklaşık 1,5 milyon çiftin olduğu kayıtlara geçti. Kurum bu 1,5 milyon çiftin yaklaşık 1 milyon 200 bininin evli olduğunu belirledi. Yabancılarla evlilik yapan Almanlar arasında Türk bir kadınla evli olanların oranı %14, Türk bir erkekle evlenen Almanların oranı ise %19 olarak kaydedildi. Wiesbaden'deki idari mahkeme Frankfurt'ta dizel araçların trafiğe çıkmasının yasaklanıp yasaklanmayacağına bugün öğleden sonra karar verecek. Yasaklanması durumunda karardan binlerce araç etkilenecek. Alman Çevreyi Koruma Birliği DUH Hessen eyaletini Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt ve Offenbach'ta Avrupa Birliği'nin hava kirliliği standartlarına uymadığı gerekçesiyle mahkemeye vermişti. Mahkemenin vereceği karar sadece Frankfurt için geçerli olacak. Diğer üç kent için duruşma tarihi daha sonra belirlenecek. Alman Çevreyi Koruma Birliği daha önce Stuttgart'ta da havanın temiz tutulması davasını kazanmıştı. İdare Mahkemesi Ocak 2018'den itibaren dizel araçların trafiğe çıkmasının yasaklanmasına hükmetmişti. Karmaşık bir resmi ziyaret. Dışişleri Bakanı Maas, bugünkü muhatabı Çavuşoğlu ile yapacağı buluşmada kritik konuları safsaklamak istemiyor. Maas, siyasi nedenlerle Türkiye'de tutuklu bulunan 7 Alman'ın serbest bırakılması durumunda iki ülke arasındaki yakınlaşmanın gerçekleşebileceğini vurgulayacak. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas iki günlük resmi bir ziyaret için Türkiye'ye hareket etmeden Berlin'de yaptığı açıklamada Türkiye'deki gelişmelerin özellikle de insan haklarına ilişkin durumun kaygı yarattığı ve ilişkilerimizi gölgelediği bir sır değil dedi. Özellikle çok sayıdaki tutukluluk vakalarına dikkat çeken Maas temaslarında bu konulara açık bir şekilde dile getireceğini söyledi. Ankara'da Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ve Meclis Başkanı Yıldırım'la görüşecek olan Maas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilecek. Bakan Maas'ın temaslarının odağında Türkiye'de cezaevinde bulunan Alman vatandaşlarının serbest bırakılması bulunuyor. Bremen Üniversitesi Kültürler Arası ve Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü Müdürü Roy Karadağ, Alman tutukluların daha doğrusu Alman rehinelerin ekonomik ve siyasi destek karşılığında serbest bırakılmasının an meselesi olduğu görüşünde. Berlin'in Türkiye ile Almanya arasındaki diyaloğa büyük önem vermesinde Almanya'nın güvenlik politikaları ile ilgili çıkarları da büyük rol oynuyor. Dışişleri Bakanı Maas'ın gündemindeki konular arasında Suriye meselesi özel önem taşıyor. Bugüne kadar yaklaşık 3 milyon 500 bin Suriyeli mülteciyi kabul eden Türkiye, Avrupa Birliği'nin mülteci siyasetindeki önemli aktörlerden biri haline geldi. Buna karşılık olarak Avrupa Birliği Türkiye'ye 2018 yılının sonuna kadar 6 milyar euro destek sağlamayı taahhüt etti. Ancak sadece Türk ekonomisine ilişkin son verilere bakarak Almanya ile diyaloğun Ankara'nın da çıkarına olduğunu görmek mümkün. Türk lirası aylardan beri değer kaybediyor. Ülkenin dış borcu büyüyor. Bunun yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın serbest bırakılmasını istediği ABD'li papaz Prans'ın Türkiye'de ev hapsinde tutulması Ankara ile Washington arasındaki ilişkilere kalıcı bir hasar verdi. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye ek gümrük vergileri koydu. Böylece zor durumdaki Türkiye'nin yaklaşabileceği adres Avrupa Birliği'nin patronu Almanya oldu. İki ülke arasındaki potansiyel yakınlaşmanın ikinci bölümü ise Eylül ayının sonunda gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eylül ayı sonunda Almanya'ya bir devlet ziyareti gerçekleştirmesi planlanıyor. Dünya Sağlık Örgütü WHO sağlıksız hareketsizliğe karşı uyardı. Dünya çapında 1.4 milyardan fazla insan yeterince hareket etmediği için kendisini kanser, kalp krizi, diyabet riskine atıyor. Dünya genelinde 2016 yılında her 3 kadından biri ve her 4 erkekten biri sağlıklı görülen fiziksel aktivite seviyesine ulaşamadı. Uzmanlar haftada en az 150 dakika veya haftada en az 75 dakika eksersiz yapılmasını tavsiye ediyor. Müreffeh ülkelerde hareketsizlik gelişmekte olan ülkelerden çok daha belirgin. Tesislerde daha fazla zaman geçiren, iş yerinde daha uzun süre oturan insanların daha yüksek kalorili yiyeceklere erişme olasılıkları daha yüksek. Sorun giderek dijitalleşen iletişim ve ev işlerinde kullanılan çok sayıdaki teknik yardım araçlarıyla daha da büyüyor. Yetişkin nüfusun %50'den fazlasının hareketsiz bir yaşam sürdüğü Kuveyt, Suudi Arabistan ve Irak hastalıklara yakalanma riskinin de en yüksek olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Araştırmada fiziksel aktiviteleri artırmanın kas yapısını, kalbi ve nefes alıp vermeyi geliştirdiği, kemikleri güçlendirdiği ve hipertansiyon, kalp krizi, felç, diyabet, depresyon ve bazı kanser türlerine yakalanma riskini de düşürdüğü görüldü. Sol partili Zara Wagenknecht bu hareketi başlatmalarına neden olarak Almanya'da demokrasinin ciddi bir kriz içinde olmasını gösterdi. Toplumda sosyal açıdan bölünmenin dirileştiğine işaret eden Wagenknecht, bu ülke 5 ve 10 yıl sonra tanınmayacak bir hale gelecek öngörüsünde bulundu. Sol Parti Federal Meclis Grup Başkanı Zara Wagenknecht, yerleşik partiler arasından ihmal edildiğini düşünenlere bir platform sunma amacıyla ayağa kalk kampanyası başlattı. Bu girişim sanki kendileri böyle bir çalışma yapmışlar da tecrübelerini paylaşıyorlarmış gibi medyanın yorum sayfalarına taşındı. Berlin'de Saitung yorumcusu daha şimdiden taktik nedenlerle mülteci ve göçmenlere büyük yakınlık gösterdiğini iddia ettiği başka partileri eleştirip küreselleşme karşıtlarının korkularını sahiplendiği izlenimini uyandırıyor. Ancak sol popülizminde bu ülkeye en az sağ popülizm kadar zarar vereceği unutulmamalıdır diye yazdı. Handelsblatt gazetesi ise ayağa kalk kampanyasının 100 bin kişi tarafından desteklenmesini abartmamak gerekir. Politikaya sadece parlamento dışından baskı yaparak yön verilemez yorumunu yaptı. Anlamsız işler hasta ediyor. Bir emekçi yaptığı işi anlamsız bulduğunda daha sık hastalanıyor. İş yerinde yararlı bir şeyler yaptığını ve patronları ve meslektaşları tarafından değer verildiğini hisseden emekçiler daha az hastalanıyor. Bu sonuç hastalık sigortası AOK'nın ülke çapında 16 ile 65 yaş arası yaklaşık 2000 kişiyle yaptığı bir araştırmada ortaya çıktı. Araştırmaya göre iş yerinde kendisini rahat hissedenler 10 gün hastalanırken rahat hissetmeyenler 20 gün hastalanıyor. Özellikle çalışmadan zevk almama durumu ilerleyen yaşlarda ortaya çıkıyor. Çünkü yapılan işten alınan zevk kayboluyor. Değerli dinleyiciler Radyo Kasel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.